Sabah SOCAR istiqrazlarının sahiblərinə növbəti faiz ödəniş ediləcək. Mövzu ilə bağlı suallarımızı SOCAR-ın kapital bazarları üzrə baş məsləhətçi Ali Ağaoğlu cavablandıracaq. Ali bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş bulduk, sağ olun. SOCAR istiqrazlarının bu dəfəki faiz ödənişinə hazırlıqlar necə gedib? İstiqraz sahibləri vəsaitləri nə vaxt ala biləcəklər? Bu 7-ci ödəniş, faiz ödənişi və şimdiyə qədər bütün ödənişlərdə olduğu gibi ilgili faiz rəqamı MDM hesablarına keçdi və bu geçen hafta geçti. Bugün itibariyle MDM'de olan bu faiz ödenişleri yarın istikrar sahiplerinin bankalardaki hesaplarına aktarılacak. Yani yarın 17'sinde yılda herkes paralarını almış olacak. Həmişe görmüşük ki, faiz ödeniş ərəfəsində istikrarların qiymətində artım müşahidə olunur. Bu dəfəki tendensiya necədir? Yine aynı şey oluyor. Çünkü her faiz ödenişinden sonra istikrazın değeri 1000-1005 arasında düşüyor. Ondan sonra faiz işlemeye başlıyor, çalışmaya başlıyor. Ve bir sonraki faiz ödenişi olan 3 ay sonraki döneme kadar o işleyen faizle birlikte istikrazların kıymeti kalkıyor. Eğer elinde istikraz olan istikraz sahipleri satmak isterlerse eğer bunları, o işlemiş faiziyle birlikte, kalkmış değeriyle birlikte satabiliyorlar. Ama bugün almak isteyen olursa da yarın en ucuz, en uygun gün olacak. Çünkü işlemiş faizi ilk günde olduğu için çok düşük olacak. Ama normalde her faiz ödenişinin sonuna doğru yaklaşıldıkça istikrazlarımızın kıymeti kalkıyor. Artıq 2 ilə yaxındakı istiqrazlar dövriyyədədir. Bu müddətdə təkrar bazarda dövriyyənin həcmi nə qədər olub? Bu konuda gurur verici bir başarı elde etti bence SOCAR istikrazları ve şu ana kadar 157 milyon başından bu yana 157 milyon dolara yakın işlem hacmi oldu. Bu yıl içinde de 45 milyon dolara kadar da bir rakam çıktı. Bu çok önemli bir rakam ve özellikle istikrar pazarının, maliye pazarlarının gelişmesi açısından SOCAR istikrazlarının ben maliye pazarlarına çok önemli katkılarda bulunduğuna inanıyorum. Bu konuda özellikle faiz ödenişlerinin hepsinin zamanında yapılması, tam yapılmış olması bu konudaki inamın da güçlenmesine yardımcı oldu. Aynı zamanda ikinci pazarda da işlem hacimleri çok daha fazla artmaya başladı. Bence Bakü Birjası için ve Bakü maliye pazarları için çok olumlu bir gelişme oldu. Əli bəy, ötən ildən istiqrazları cəlb edəcəkdən daha bir imkan əlavə olundu. Kağızları girov qoyaraq kredit cəlb etmək artıq mümkündür. Bu imkandan istifadə edənlərin sayı nə qədərdir? Şimdi bunu iki aşamalı aslında. Bir tanesini şu anda hayata geçirdik. Bir tane daha yeni bir hayata geçecek bir imkan daha ortaya çıktı. Girov qoyaraq bunları MDM nezdinde SOCAR istikrazlarını çıkaran veya bunları yöneten SOCAR Kapital'in liderliğinde diyelim, rehberliğinde ciro koyarak eğer paraya ihtiyacınız var ise bundan da repo dediğimiz geri alım vaadiyle satım veya siz geçici bir süre için satarsınız, paranızı alırsınız, ihtiyacınızı görürsünüz, paranız geri geldiğinde de vadesi geldiğinde işlemiş faiziyle siz ciro için aldığınız krediyi kullanırsınız. Ama bu arada istikrazın mülkiyeti halinden sizde kalır. Yine onun da işlemiş faizini alırsınız. Aradaki fark sadece cüzi bir farkla kendi kredi ihtiyacınızı veya nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu konuda bu repo piyasasındaki işlemler yaklaşık olarak 2017 yılının ikinci yarısında başladı ve bugüne kadar da 35 tane işlem gerçekleşti. Bu 35 işlemin toplamı cemisi 28 milyon dolara çıktı. Bu 28 milyon doların yaklaşık 3 milyon dolarlık kısmını fiziki şahıslar yaptı. Bu çok önemli bir durum. Sayıları işlem, aktlerin sayısı fazla değil. Ama ve lakin fiziki şahısların dahi bunu yapabiliyor olması çok önemli. Aynı şekilde geriye kalan bakiyesi 25 milyon dolarlık kısmını da hukuki şahıslar yaptı ki bu da hem bankalar hem de diğer şirketler arasında ciro koyarak bu menkul kıymetleri geçici bir süre nakde çevirme imkanları olması onlar açısından da likidite sağlama konusunda büyük bir avantaj sağladı. Şimdi yeni bir uygulamayı daha devreye alıyoruz. O da çok yakında anons edilecek. Rabıta Bank'la ve birkaç bankayla da bu konuda görüşme yapılıyor. Yine ciro koyarak bu kez istikrazın 70 faizine kadarlık kısmı için manat kredisi alabileceksiniz. Bir hatta iki yıla kadar olan dönemde. Ve bunların faizleri %15-16 civarlarında olacak şu anda. Buna karşılık siz halen daha cirov olarak koyduğunuz istikrazlarınızdaki
5 faizi dolar bazında kazanmaya devam edeceğiniz için manat bazındaki faiziniz normalde 15-16 yerine onun da altına düşecek. 10 faizin de altına düşecek. Bu yeni bir imkan oluyor. Bence bu da yine maliye pazarlarının gelişmesi açısından yeni bir enstrüman, yeni bir araç ve eminim çok önemli katkılar sağlayacaktır maliye pazarlarının gelişmesi konusunda, Azerbaycan maliye pazarının gelişmesi konusunda. Ali Bey, teşekkür ederiz suallarımızı cevaplandırdığınız için. Şad olun, sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız Sokarın kapital bazarları üzrə baş məsləhətçi Ali Ağaoğlu idi. Biz onunla Sokar istiqrazlarının növbəti faiz ödənişi barədə söhbət etdik.